Transfere başlayalım. Şimdi transferde bütün planlar değişti arkadaşlar. Federasyonun almış olduğu karar nedeniyle federasyon ne kararı aldı? Dedi ki deprem nedeniyle çekilen takımlardan yabancı oyuncu transferi yaptığınızda bu transferlerden bir tanesini sahada kullanabilirsiniz. Yani 9 artı 2 olarak kullanabilirsiniz. Mesela Sam Adekugbe'yi transfer ettiğinde sol tarafta sol bek pozisyonda onu kullandığında sağda 9 yabancıyla yer alabiliyorsun. Veya Figueiredo veya Dijoboji. Yanlış telaffuz ediyorsam uyarın beni arkadaşlar. Veya işte Günay Güvenç. Günay zaten Türk arkadaşlar. Günay da Galatasaray'ın gündeminde olduğu söyleniyor ama ben pek ihtimal vermiyorum. Bunu söyleyeyim. Fakat dün bir telefon görüşmesi yaptım. Galatasaray, Figueiredo, Adekugbe ve Dijoboji. Bu üç oyuncudan ikisini transfer etmek için harekete geçmiş durumda. Dijoboji. Tamam. Teşekkürler kardeşim uyardığın için. Telaffuzunu tam bilmiyordum. Gündem futbol. Hatay'dan El Kabi. Onu da konuşuruz. El Kabi'yi duymadım ama benim duyduğum Adekugbe, Dijoboji ve Figueiredo. Başlayalım. Çekilenler için karar. Bu kararı ben size dün anlattım. Burada yazılıyor. Yani depremden mağdur olan ve çekilen kulüplerimizden iki tane yabancı alıp listeye ekstra bir şekilde ekletip sahada da 9 yabancıyla yer alabiliyorsunuz. Galatasaray da bunu kullanacak. Hüseyin Bora Çakır, Eyüp abi özledik seni demiş. Teşekkür ediyorum. Ben de seni özledim sevgili Hüseyin Bora. Torreira'nın yerine oyuncu düşünüyorlar mı? Şimdilik düşünmüyorlar. Torreira satılırken bakılır. Yani satılırsa ona göre bakılır. Sagal varken Antep'ten başka bir oyuncu almam. Sagal net demiş. Ben de Figueiredo'yu beğeniyorum. Sagal kanat oyuncusu bildiğim kadarıyla. Evet. Şu an Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor ve Galatasaray tamamen Hatay, Gaziantep ve Adana Spor'un oyuncularına yönelmiş durumda. Buradan transfer yapmak istiyorlar. Beşiktaş'ın da ilgilendiği isimler var. Galatasaray'ın da ilgilendiği isimler var. Beşiktaş mesela Figueiredo için harekete geçmiş durumda. Şimdi Galatasaray'ın eksik noktalarından bir tanesi neydi değerli arkadaşlar? Santrafor pozisyonuydu. Icardi sakatlandığında veya cezalı olduğunda kullanabileceğin bir santrafora ihtiyacın var. João Figueiredo da Beşiktaş'ın da gündeminde bu arada. Galatasaray için çok yeterli bir santrafor. Yani Icardi'nin yanına güvenle koyabileceğin bir isim. Yeri geldiğinde de Türk olarak oynatabilirsin. Yani mesela Figueiredo'yu Adekugbe'yi çıkarttın. Figueiredo'yu oyuna alabilirsin. Gene sahada 9 yabancısın. Adekugbe ve Figueiredo'yu transfer ettin. Bu ikisini birbiriyle değiştirebilirsin. Veya bu ikisinden birini tercih ettiğinde sahada 9 yabancıyla yer alabilirsin. Bu çok çok önemli sevgili arkadaşlar. Figueiredo da hem Beşiktaş'ın gündeminde hem de Galatasaray'ın gündeminde bu sezonki performansını görüyorsunuz. 22 maç, 7 gol, 2 asistlik bir performansı var. Galatasaray'da bu performansı daha da yukarıya çıkar sevgili arkadaşlar. Daha da fazla katkı vereceğini düşünüyorum. Galatasaray için gelebilecek Galatasaray'ın kadrosunda katkı verebilecek isimlerden bir tanesi Figueiredo. Artı bu oyuncu transfer ettiğinde de Gaziantep kulübünün önemli bir transfer maliyetinden kurtarmış olacak Galatasaray veya işte Beşiktaş transfer ederse Beşiktaş. Beşiktaş'ın da istediğini belirtelim. Galatasaray'da gündem Papi Cilo Boci. Cilo Boci değil mi? Doğru telaffuz ettim. Cilo Boci bildiğimiz bir oyuncu. Aslında çok tecrübeli. Yanlış hatırlamıyorsam 34 yaşında çok tecrübeli, sağlam bir stoper. 2-3 sezondur da Türkiye'de yer alıyor. Onu da söyleyelim. Ve baktığımızda Cilo Boci için şunu da söyleyebiliriz. Yine Gaziantep'ten geleceği için Galatasaray'da hakkını kullanabileceği
iki tane transfer yapacak ya deprem bölgesinden takımlardan. Hakkını kullanabileceği isimlerden biri. Orada stoper pozisyonunda Galatasaray'ı rahatlatabilir. Ama ve lakin bana kalırsa Adekugbe ve Figueiredo daha doğru olabilir. Veya Sagal olabilir. Sagal da biliyorsunuz kanatlarda oynayabilen bir isim. Sagal da tercih edilebilir. Bazı arkadaşlarımız da Gaziantep'ten Sagal gelmeli diye söylüyorlar. Mata bu sezon gider mi bilmiyorum. Ben bu sezon gitmesini bekliyordum açıkçası. Sagal'la ilgili düzeltiyorum, Mata ile ilgili. Hep yayınlarımda bu sezon ayrılabilir şeklinde bir düşüncem vardı, bir yorumum vardı. Artık çok emin değilim bu sezon gidip gitmeyeceğinden, bu deprem olayı vesaire. Ama diğer taraftan baktığımızda gelecek sezon Galatasaray'da olmayacağı da aşikar. Galatasaray sezon başında 1+1 imza atan Juan Mata şu ana kadar beklediği süreleri alamadı. Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda sadece 4 kez ilk 11'e giren İspanyol oyuncunun sözleşmesindeki opsiyonun devreye girmesi artık mucizelere bağlı denmiş. Yani ben Juan Mata'nın gelecek sezon Galatasaray'ın kadrosunda olacağını düşünmüyorum. Galatasaray da kadroda olmayacaktır. Bu haberi doğrulatamadım. Yani ben Arturo Vidal hamlesini kesinlikle ve kesinlikle beklemiyorum. Bana kalırsa Vidal olmayacaktır. Benim düşünceme göre Galatasaray deprem nedeniyle çekilmiş olan takımlarımızdan Gaziantep, Hatay, Adanaspor, Malatyaspor bu dört takımdan iki tane transfer yapar, transferi bitirir diye düşünüyorum. Ben Vidal hamlesi beklemiyorum. Vidal gereksiz diye bir mesaj var. Başkandan gelmiş. Yiğit iyi yayınlar güzel insan demiş. Maxime de bakarız. Gaziantep'ten Maxime de bakarız. Yiğit kanalımızın katıl üyesi olmuş. Yiğit Bey'e teşekkürlerimi sunuyorum. Kanalımıza katıldığı için. Sağ olsun. Alper bir taşınma durumu var. Sağlık durumu iyi, her şey iyi. Alper Şahin'de hiçbir problem yok. Alper'de bir taşıma durumu var arkadaşlar. O nedenle Alper maalesef bir müddettir yayın yapmıyor. Vidal haberini doğrulatamadım. Ben Vidal'i beklemiyorum ama Lazar Markoviç mesela yazılmış Fenerbahçe'ye. Bertu yazılmış. Fenerbahçe de deprem bölgesindeki kulüplerden transfer yapacak. Galatasaray'a Günay ve Adekugbe yazılmış durumda. Günay'ı doğrulatamadım. Günay'ı açıkçası çok beklemiyorum. Ama Adekugbe'ye Galatasaray'ın ilgisi olduğunu belirtelim. Galatasaray sol bek için Adekugbe'yi transfer ederse sahada 9 yabancı kullanabilecek. Yani şöyle bir kadro yapabileceksiniz. İşte Sacha Boey, Abdülkerim, Nelson, Adekugbe. Sağ tarafta mecburen kimi oynatıyordun? Duba'yı solda oynattığın zaman sağ tarafta Barış Alper'i oynatıyordun veya Yunus'u oynatıyordun. Milot Rashica'yı veya Zaniolo'yu kullanabileceksin. Hani Zaniolo'da kanat oynamıyoruz ya. Oynatabileceksin. Adekugbe'yi alıp sol beke Adekugbe'yi koyup sağda 9 yabancı çıkma avantajını elde edebilir Galatasaray. Ki benim duyduğum Galatasaray şu an Adekugbe için harekete geçmiş durumda. Evet, Adekugbe için harekete geçmiş durumda ve bu transfer olursa Galatasaray için rotasyonu çok rahatlatacak bir transfer olacak. Sezon sonuna kadar Galatasaray Adekugbe'yi kiralayabilirmiş. Şöyle bir Adekugbe'nin profiline bakalım. Oyuncu doğum yeri Londra, Kanadalı menşeli bir oyuncu, 28 yaşında. Değerli arkadaşlar, bu sezon gol ve asist katkısı yapmamış ama savunmada çok sağlam. Galatasaray'da da sol bek pozisyonunda sıkıntı yaratmayacak, yerli gibi kullanabileceğim bir yabancı. Dubois'dan daha mı iyi? Hayır, daha iyi değil. Dubois orayı kurtarıyordu artık. Dubois sol tarafta iyi katkı veriyordu. Ama Dubai oynattığın zaman sen sağ tarafta yerli kullanmak zorunda kalıyorsun.
Ama Adekugbe'yi transfer edersen Adekugbe Dubois kadar oynar ve yerli gibi kullanırsın. Yani sahada 9 yabancı kullanma avantajı elde edersin. Evet. Yani olay bu değerli arkadaşlar. Ben Galatasaray'ın Adekugbe ve Figueiredo'yu transfer etmesini isterim. Maxim diyenler vardı. Maxim'e bir bakalım hemen. Aleksandru Maxim, o da Gaziantep'te iyi işler yapmış. Çok tecrübeli bir isim. Şöyle bir profilini de ekrana getirelim. Hani Galatasaray için Maxim olur mu? Ben çok bir şey duymadım. Ama hemen şöyle bir profiline bakmak isterim. Orada bir son dakika mı gördüm ben Maxim'le ilgili? Evet, Trabzon almış diyor. Öpücük kralı. Son dakika, Maxim Trabzonspor'da, sözleşme detayı, maaşı 500 bin euro artı 1 artı 1 sözleşme denmiş. Maxim 10 numara pozisyonda oynuyor. Galatasaray Zaniolo'yu da aldıktan sonra Maxim alması zaten mantıklı değildi arkadaşlar. 21 maçta 4 gol 6 asistlik performans ortaya koymuş. Aslında iyi bir oyuncu. Kanatlarda da oynayabiliyor. Sol kanat, sağ kanat. Ama ben Maxim'i beklemiyorum. Sagal olabilir. Sagal'a bir bakalım. Sagal olabilir. Recep Magni Eyüp abi, bir konuda şahsi fikrim, Dubois elinden geleni yapıyor ama sağ ayaktan sola gelene kadar çok zaman geçiyor. Bence sol bek sol ayaklı biri olmalı demiş. İşte Adekugbe'yi aldığın zaman Adekugbe hem yerli gibi kullanacağım bir isim açıkçası, hem de ne özelliği var? Aynı zamanda orijini sol bek olduğu için sana orada sıkıntı yaratmayacak bir oyuncu. Angelo Sagal, değil mi? Sagal'a da bir bakalım. Yani şöyle bir ekrana gelsin profili. Sagal aslında iyi bir oyuncu. Gaziantep'te de iyi işler yaptı. Sol kanatta oynuyor. Şilili bir futbolcu. Değerli arkadaşlar, baktığımızda bu sezon 15 maçta 2 gol 1 asistlik bir performans ortaya koymuş. Kanatta, hatta kimilerine göre de bek pozisyonunda kullanabileceği bir isim. Ama ben tercihimi sevgili arkadaşlar Figueiredo'dan yana kullanırdım. Bence Galatasaray için Adekugbe kesin olmalı. Kesin Adekugbe olmalı. Sagal Fenerbahçe'de mi? Bakıyorum. Fenerbahçe Sagal'ı ne yapacak acaba? Bir sürü kanat oyuncusu var Fenerbahçe'nin. Şu an haberlere bakıyorum. Yok. Bakıyorum. Yok. Evet. Adekugbe Galatasaray'ın listesinde, artı Cilo Boji Galatasaray'ın gündeminde, artı yine size Galatasaray'ın Figueiredo ile de ilgilendiğini söylemek isterim. Siz olsanız hangi ikisini alırsınız? İki tane alacak büyük ihtimal Galatasaray. Ben Adekugbe'yi kesin alırım. Sonra da Figueiredo'yu alırım ve transferi kapatırım arkadaşlar. Evet. Birkaç tane mesaj okuyalım. Ümraniye'deki Ceraldo müthiş ama sen kuralı anlamadın. Gaziantep, Hatayspor, Adanaspor ve Malatyaspor'dan transfer yaptığında ekstra iki yani normal kontenjanda listede iki tane ekstra ekliyorsun. Artı sahada da bir tane ekstra yabancı kullanabiliyorsun. 9 yabancı kullanabiliyorsun yani. O yüzden Adekugbe ve Figueiredo ve hatta Cilo Boji, bunlardan iki tanesini almak Galatasaray için çok çok değerli olur. Hacı Wright bu saatten sonra bence olmaz. Selim Öz Galatasaray, az önce de dediğim gibi Adekugbe ve Figueiredo'yu alıp transferi kapatabilir. Bence de tamam olur. Sezon sonuna kadar bu iki oyuncuyu kiralayıp Galatasaray sol bek problemini çözer. Artı santraforda da Icardi yedeklemiş olur. Muslera Gaziantep maçı da oynanmayacak. Yani Galatasaray'ın maçı 10 Mart gibi oynansa 10 Mart'a kadar iyileşir. Şu an
13 Şubat'tayız. Galatasaray 10 Mart, 12 Mart'a kadar Muslera'yı ayağa kaldırır. Muslera tekrardan oynamaya başlar. 2-3 hafta zaten sakatlığı vardı. Bunu da söyleyelim. Jette Tura aslında bir tane fırsat transferi kolluyor Galatasaray Avrupa'dan. Bir tane fırsat transferi kolluyor. Onu belirtmiş olayım. Ama yani baktığımızda şu yeni kuralla beraber Türkiye'den Gaziantep ve Hatay'dan transfer yapmak daha mantıklı olabilir. Elkabi Hatayspor'un sağ kanadında oynuyor. Eyüp Elkabi. Bir arkadaşımız da Elkabi'yi sormuş. Elkabi bana bilgisi gelmedi. Eyüp abi Elkabi olur mu diye sormuşsun. Yani Galatasaray şu an bir kere Adekugbe ile kesin ilgileniyor. %100 buna emin olun yani. Galatasaray'ın gündeminde transfer listesindeki isimlerden biri Adekugbe. Bunu belirtelim. Figueiredo'yu duydum. Ciloboji zaten Sabah gazetesi yazmış. Bunlar gündemdeler. Elkabi'ye bakalım, sağ kanatta oynuyor Elkabi. O da hani kanat ihtiyacı da var aslında. 21 maçta 8 gol, 2 asistlik bir performans ortaya koymuş. Orijini sağ kanat. Genelde sağ kanatta oynamış. Kariyerini görüyorsunuz. Olabilir. Yani Elkabi de olabilir. Eyüp Elkabi de Galatasaray'ın gündemine girebilir. Ama benim duyduğum 3 isim var değerli dostlar. O 3 ismi de sizinle paylaştım. Adekugbe listede 1. sırada. Ciloboji ve Figueiredo yine gündemdeki isimler. Elkabi de kanat için olabilir. Çünkü Galatasaray kanat transferi de düşünüyor. Evet. Bertu kesinlikle alınmalı demiş. Hem gelecek için Elkabi gerek varsa Günay demiş. Şimdi Türk oyuncular için özel bir şey tanınmadı. Yani Türk oyuncuyu da kiralayabilirsin ama senin birinci olarak sol bekteki problemi çözmen lazım. Şimdi Galatasaray'ın Zaniolo geldikten sonra ne kaldı arkadaşlar problemleri? Bir problemi, en büyük problemi sol bek. Adekugbe'yi alacaksın. Adekugbe'yi al. Zaten Türk gibi oynayacak yani 9 yabancı sahaya atabileceksin. Adekugbe'yi al, sol bek problemini çöz. Bitti. Adekugbe geldi. Kaan Ayhan senin stoper problemini çözdü. Yani bundan sonraki süreçte Abdülkerim veya Nelson'da bir sıkıntı olursa çok rahat Kaan Ayhan'ı stoperde kullanabilirsin. Stoperi de çözdün. Orta sahayı da çözdün Zaniolo'yla. Senin iki tane problemin kaldı. Bir tanesi, pardon, üç tane problemin var. Kanat, santrafor ve sol bek. Sol beke Adekugbe'yi alacaksın. Kaçırmayacaksın Adekugbe'yi. Adekugbe'yi koydun mu sol beke? Santrafora Figueiredo'yu koyarsan tamamsın. Veya Kanada Elkabi'yi olabilir. Bakın Elkabi bence mantıklı. Elkabi veya Figueiredo birini seçeceksin. Ciloboji'yi ben almam. Adekugbe, Figueiredo veya Elkabi. Bu ikisini alıp olayı bitireceksin. Evet. Eyüp abi, Emre Gönüllü demiş ki Eyüp abi neredeydi? Yakalayamadım mesajı. Pardon. Şöyle bir getirelim. Mertens yedek mi başlayacak artık? Hayır. Yedek başlamayacak. Orada rotasyon kuruldu arkadaşlar. Ha, çok yoğun tempolu oynanacak. Bir de artık şunu da düşünelim. Haftada iki maç oynanacak. Kupa da var. Sürekli iki maç oynanacak haftada. Mertens yaşlı. Oliveira yaşlı. O yüzden mutlaka ve mutlaka rotasyonlu bakmak lazım artık. Galatasaray'ın oradaki rotasyonu ne arkadaşlar? 6-8-10. Torreira'nın yedeği Berkan Kutlu. Oliveira ve Mertens'in yedeği kim olacak? Mata yapamadı orayı. Zaniolo olacak. Yani yedeği derken onlarla süreyi paylaşacak. Böyle bakın arkadaşlar. Lobyanize olabilir mi? Hatay'dan o da olabilir. O da iyi bir kanat oyuncusu. Ama eski formunda değil bana kalırsa. Ben Elkabi'ye ikna oldum. Elkabi bence olabilir. Tabii biz karar vermeyeceğiz. Okan Buruk karar verecek. Biz burada düşüncemizi paylaşıyoruz. Adekugbe'yi kaçırma.
Figueiredo veya El Cabi, hatta ikisini bile alabilirsin. Onları da kadroya katıp transferi tamamla, olsun bitsin. Zaten bunları Türk olarak da kullanabileceksin. Türk gibi kullanacaksın yani. 9'a çıkacak sahada. Onlardan birini oynattığın zaman 9 yabancı sahada tutabileceksin. Bu da önemli. Sevgili arkadaşlar, hepinize teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Elimden geldiğince siyasete girmemeye çalışıyorum. Girmiyoruz da. Ama bazı toplumsal olayları paylaştıktan sonra bazı arkadaşlar, siz siyaset yapıyorsunuz deyip olayı dejenere etmeye çalışıyorlar. Ama doğru değil. Biz siyasete girmiyoruz. Halkın yaşadığı sıkıntıları ve gerçekleri burada dönem dönem paylaşmak durumunda kalıyoruz. Sizleri çok seviyorum. Kendinize iyi bakın değerli arkadaşlar. Başka bir yayında görüşmek üzere. Hoşça kalın.